Bir hastada plevral efüzyon görüldüğünde en sık yapılan müdahale torasentezdir arkadaşlar. Torasentez operasyonunda plevral boşluğa bir iğne ile girilir ve bölgedeki sıvı boşaltılır. Ekranda gördüğünüz çizimi daha iyi anlayabilmeniz için biraz açıklamak istiyorum. Bakın bu akciğerimiz. Plevral efüzyonu görüntüleyebilmek için göğüsten bu şekilde bir kesit aldığımızı düşünün tamam mı? Burası tam olarak akciğerin alt kısmı. Bu efüzyon, yani burada biriken sıvı. Burası plevral boşluk. Koyu pembeyle çizilen kısım viseral plevra. Ortadaki sarı kısım parietal plevra. Beyaz noktalarda kaburgalarımız. Evet, sanırım şimdi neye baktığımızı daha iyi anlıyorsunuzdur. Tamam mı? Bu görüntüde kaburgalarımızın bu şekilde kesilmiş olduğunu düşüneceğiz. Kaburgalar arasında interkostal kaslar bulunuyor. Kaburgaların dışında ise subkütanöz, subkütanöz var tamam mı? Subkütanöz. Kısaca SK olarak not ediyorum. Evet, subkütanöz doku. Deri altı yağ dokusu olarak da bilinen dokudur bu. Burası ise derimiz oluyor. Şimdi torasenteze geri dönecek olursak, iğne ile bu şekilde girildiğini gözünüzün önüne getirmeye çalışın lütfen yağ dokusundan, kaburgalar arasındaki kaslardan geçerek plevral boşluğa kadar gelinir ve burada bulunan sıvı boşaltılır. Biraz daha ayrıntıya girmek için şimdilik buradan iğneyi sileceğim, tamam mı? Torasentez yaparken doktorun doğru tekniğin kullanıldığından ve dokuların yani hastanın herhangi bir zarar görmediğinden emin olması gerekir. Bu çizim üzerinde de özellikle Van Demet'ine dikkat edilmesi gerekiyor. İngilizce bir kısaltma olan "van" veya "ne" ven arter ve sinir anlamına gelir. Sinir yani nerve. O yüzden V-A-N. Son harf aynı değil ama kolaylıkla anlamışsınızdır zaten İngilizceden "nörovasküler" e, demek. E, bunun diğer adı da o zaten arkadaşlar. Şimdi ekranı biraz yakınlaştırayım. Her bir kaburganın altında bu demetlerden bir tane olduğunu görebilirsiniz. Bu demetleri kırmızı, mavi ve sarı renklerle işaretledim. Kırmızı renk arteri yani atar damarı, mavi renk veni yani toplar damarı, sarı ise sinirleri temsil ediyor. Evet, her bir kaburganın altında bu üçlüden oluşan bir demet yer alır. Peki bu ne anlama geliyor? İğneyle torasentez yaparken bu demetlerden birine denk gelinmemesi gerekir. Bunun nedeni bu demetlerin birçok görevi olmasıdır. Arterin delindiğini ele alalım mesela. Ciddi bir iç kanama meydana gelebilir öyle değil mi? Kan dolaşımdan ayrılıp bu alana dolmaya başladığında hipotansiyon yani tansiyonun tehlikeli olacak ölçüde düşmesi durumu görülür. Bunu şok da takip edebilir. Benzer şekilde yine kaza eseri bir sinir zarar görecek olursa da solunum fonksiyonu mesela tamamen kaybedilebilir. Bunun sebebi ise bu sinirin solunum fonksiyonları için önemli olan kasların hareketini kontrol ediyor olmasıdır. Evet, nörovasküler bir demete denk gelmenin ne kadar korkunç senaryolara sebebiyet vereceğini görüyor musunuz şimdi? Hastaya çok büyük bir zarar verebilir. Bu yüzden de torasentez yaparken doğru tekniklerin kullanılması gerekir. Öncelikle bu işlemin ultrason eşliğinde yapılması önerilen bir durumdur. Doktor hastaya herhangi bir zarar vermemek için iğnenin tam olarak nerelerden geçtiğine emin olmalıdır. Normal koşullarda torasentez yapılırken 9. kaburganın üstünden girilir. Bu çizim için ya da bu hasta için diyelim, 9. kaburganın bu olduğunu düşünelim. Diyelim ki iğnemizle 9. kaburganın üzerinden gireceğiz iğnemiz bir miktar kırıldı ama siz düz diye düşünün tamam mı? Yani iğne burada kıvrıldı daha doğrusu kırılmıyor da yani böyle bir kıvrım yaptı görüyoruz kıvrımda ama siz düz gibi düşünün. Bu şekilde plevral boşluğa ulaşacağız ve ne yapacağız sıvıyı boşaltacağız. Dokuzuncu kaburganın hemen üzerinden girilmesinin sebebi bu yöntemin burada bulunan nörovasküler demete denk gelme olasılığını ortadan kaldırmış olması. Dokuzuncu kaburga buna ek olarak akciğerlerin alt kısmına denk geliyor ki bu aynı zamanda plevral boşluğunda alt kısmı oluyor ve torasentez yapılırken hastanın oturduğunu ve yer çekimi sebebiyle sıvının bu alt kısımda toplanacağını da unutmayın. İşte 9. kaburganın üzerinden girildiğinde plevral boşluktaki sıvı kolaylıkla ulaşılabilir hale gelir. Ayrıca burası çok da aşağıda olmadığı için diyaframa denk gelme olasılığı da bulunmaz. Evet burası 9. kaburga olsun. Tora sentez yapılırken bu ayrıntılara dikkat etmek çok önemlidir. Rengi değiştireyim. İşlem sırasında burada bulunan sıvı iğne aracılığıyla boşaltılır. Yani dışarıya alınır. Sıvı bir kapta toplanır. Buna benzeyen bir kap olabilir. Yani pek de güzel olmadı ya da bir torba. Önemli olan bu sıvının toplanmasıdır arkadaşlar. Çünkü amaç sıvıyı test etmektir. Doktor light kriterlerini kullanarak sıvının transüdamı yoksa eksüdamı olduğuna karar verir ve bunun sebebini bulur. Video boyunca söylediğim gibi bu nörovasküler demetlerden herhangi birine denk gelmemek gerçekten de çok önemlidir. Dokuzuncu kaburga her zaman iyi bir başlangıç noktasıdır ve hastaya herhangi bir zarar vermemek için ultrason kullanılmalıdır.